Babala TV'den herkese merhaba. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz ve bu serinin ilk günü, ilk programı. Nereden çıktı bu seri? Hemen kısaca anlatmaya çalışayım. Hem ders verdiğim Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hem de söyleşiye gittiğim üniversitelerde özellikle genç arkadaşlarımın, üniversite öğrencilerinin haklı olarak gelecekten çok umutsuz ve yaşamla ilgili büyük kaygı taşıdıklarını görüyorum. Bunu görmek için çok akıllı olmak gerekmiyor. Etrafınıza baktığınızda gençlerin ne kadar mutsuz olduğunu hepiniz muhakkak görüyorsunuzdur. Zaten bizi izleyen sevgili arkadaşlarım da buna tanıklık edecektir. Bu sevgili arkadaşlarıma ilham olabilmek bakımından dedim ki acaba bizim Babala TV'de bir ustalarla, üstadlarla bir söyleşi serisi mi yapsak? Hayatlarında mesleklerini icra etmiş, edebilmiş, başarıya ulaşmış, mutluluğu yakalamış, kavgasını vermiş, mücadelesini etmiş, ustalarla, hocalarla, işinin erbaplarıyla, yaşı fark etmez, şimdiden işlerinde efsane olmuş kişilerle sohbet edeyim ve bizi izleyen genç arkadaşlara ilham olayım. Başkaları nasıl başarmış, nasıl becermiş, nasıl kavga etmiş, kavgasından ne gibi galibiyetler çıkarmış, bunlara tanık olmanızı temenni ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım faydası olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İlk bölüm için tabii ki hocam, üstadım Müjdat Gezen'e gidiyorum. Bizim okulda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kendisiyle şimdiye kadar hiç yapmadığım bir sohbeti yapacağım. Benim için değişik bir deneyim olacak. Umarım sizler için de öyle olur. Müjdat Hoca 62 senedir sahnelerde büyük kavgalardan, büyük mücadelelerden çıkmış bir tiyatro sanatçısı. Benim için hoca, benim için üstad ve rehber. Aslında söyleyecek çok daha fazla şeyim var. O benim hem arkadaşım hem abim. Çoğu zaman bana babalık yapan bir baba. Kimi zaman yaramaz bir sınıf arkadaşım. Büyük bir mücadeleci, büyük bir Atatürkçü. Bakalım sohbetimiz nasıl gidecek. Peki Müjdat Gezen, söyler misiniz gibi bir röportajım hiç olmadı. Zaten böyle olmayacak muhtemelen. Bakalım nasıl olacak. Şu anda Ziver Bey'deyiz, Kadıköy'de. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne geldik. Burası benim okulum. Tam 4 senem burada geçti. Tabii ki her üniversite öğrencisi gibi, burası üniversite olmasa da, hayatımın en güzel 4 senesi diyebilirim. Özgür, özgün, doğal, soru soran, ömür boyu eğitim veren bir kurumda öğrenci olmak nefis bir şey. Hocayı daha fazla bekletmek istemiyorum ama Müjdat Hoca ile sohbetten sonra size hem okulu gezdirmek istiyorum hem de bir takım anılarımı anlatmak istiyorum. Az sonra görüşürüz. Evet hanımlar beyler, şu anda çok heyecanlıyım. Hocamın yanındayım. Az önce size bahsettiğim sohbetin içine dalacağız. Ben hocamı çok iyi tanıyorum, tanıdığımı zannediyorum. Çok konuşmayayım zaten. Sözü hocama bırakacağım elbette. Hocam nasılsınız dedi. Düşünüyorum da. İyi olmaya çalışıyorum. İyiyim ya. Seni görüp de iyi olmamanın imkanı var mı? Estağfurullah hocam. Canım İlker. Hocam sizin kaç filminiz var? Bilmiyorum ya. 100? 100 vardır evet. Sohbet arasında 100 film dediğinde böyle ağza çok kolay geliyor ama günümüzde biz kendi performansımıza bakıyoruz. Senede bir film yapmak bile bir başarı şu anda. 100 film 100 sene yapar. Yani senede kaç film yapıyordun ki hocam? O zamanlar aynı gün iki filmde oynadığım oldu. Aynı gün bu setten çıkıp o sete gittiğim oldu. Kaç oyun? 1953'ten 60'a kadar olan amatör yıllarda 5-6 oyun var. İlkokul işte, ortaokul, sonra yeşil sahne, amatör sahne falan. Sonra 1960'lı şehir tiyatrosunda profesyonel olduktan sonrayı yazılı var onlar aşağıda bir kitabın arkasında ama herhalde yüzü geçmiştir oraya. Peki kaç kitap? Kitap 60 civarı herhalde tamam. Kaç öğrenci? Çok. Çok. Ama bazıları yani benim için hepsi değerlidir. Bazıları göz bebeğimdir. Çünkü okulla ilişkisini hiç kesmeyenlerimiz vardır. Cevat gibi, Ayşegül gibi. Bu konuya zaten özellikle geleceğim. Konuyla ilgili bir yaram var benim. O konuyla sohbet etmek istiyorum hocam. Tabii ki yönetmenlik var, yazarlık var. Oyunculuk zaten hem tiyatroda hem sinemada. Bunların kökü tiyatro hocam. Yani her şeyin hocalık temeli yani. Tiyatro. Ha?
Hocalık. Hocalıkta ustalık, çıraklık daha çok. Yani ben bir şey değilim ki mesela tıp fakültesi, hukuk fakültesi, iktisat fakültesi, ekonomi filan. Ona mesela ekonomiden hiç anlamam. Allah'tan çok iyi anlayanlar var ülkemizde yani. Çok şükür kitabını yazıyor ya insanlar. Ben diyorum ki o kitabı al, düşman olduğun ülkelere dağıt batsınlar. Muhteşem bir hayat, acayip bir verimlilik, müthiş bir bugünle tanığız. Ama sen de çocuktun ya, sen de kundaktaydın, sen de... Ne yıllardı onlar, hatırlıyorum da. Peki mesela anne ve babanın sana nefesten sonra verdiği en kıymetli, en değerli şey ne hocam? Sevgi. Ben annemle babam 50 yıl herhalde o kadar evli kaldılar. Bizim evde yüksek sesle tartışıldığını hiç duymadım ben. Hiç. Annemle babamın yani bir münakaşa, bir münazara hiç öyle bir şey yoktu yani. Oyuncu olmak istiyorlar mı? Ben sınıfta kalana kadar 2 sene üst üste kaldım çünkü ortaokulda. Peki ile geçiyorum yani bütün notlar peki peki fakat ilk bir sahneye bir çıktım. Ondan sonra düşüş başladı bende. Babam kenara çekti sınıfta kaldığım yıl. Ne yapmak istiyorsun? Tiyatrocu olmak istiyorum. Oğlum bunların hepsi benim arkadaşım dedi. Babam radyo sanatçısı. Sonra radyo tiyatrosu yapıyorlar. Dram tiyatrosuna bitişik Tepebaşı gazinosu var. Hepsi beraber büyümüşler ya. Bunların hepsi okuyorlar dedi. Ellerinden tekst düşmüyor dedi. Yüzlerce oyunda oynuyorlar yani. Bir sürü kitap okuyorlar. Sen okumadan nasıl oyuncu olacaksın dedi. Şimşek attı. Not ortalamam 3,5-4'te falan kalmıştım ben 10 üzerinden. 9,5'la mezun oldum. Karagümrük Ortaokulu'na. Yani o kadar yüksek notla mezun oldum. Ondan sonra konservatuarı kazandım. Babam da elinden tuttu, verdiği sözü tuttu bana yani. Götürdü şehir tiyatrosuna. Sahne amiri arkadaşıydı. Kemal dedi bu eti senin, kemiği benim abi. Verdi beni. Bitti. Ama bir ses seda yok. Vefa Lisesi'ne gidiyorum. Bir gün böyle elimde çantam okuldan dönüyorum. 17 yaşındayım. 1960. Karşıdan birisi geliyor. Bizim evden doğru yukarı çıkıyor. Bana böyle yaptı. Müjdat Gezen sen misin dedi. Benim dedim. Yarın sabah 10'da dedi. Komedi tiyatrosunda oldu, şehir tiyatrolarına alındın dedi. Çanta düştü elimden, tak. Delirdim. Ondan sonra uyku yok tabii. Gittim Asaf Çiğiltepe, Paris'ten gelmiş. Lap de Vega'nın Çılgın Dünyası'nı koyuyor sahneye. Gittik orada, başladık figüranlığa. Oyun bitti. Gene rol mol yok. Tak, telefon çaldı bir gün. Asaf Çiğiltepe, o oyunda biz 38 kişi filandık. Asaf Çiğiltepe, İpsen'i bir halk düşmanı koyuyor. Orada rol çıkmış bana. Ben orada figüranım yani. Almış beni. Ondan sonra halk düşmanı oynadık. Sonra Rumeli Hisarı, yaz oyunları bilmem ne filan derken 63'e kadar şehir tiyatrosundan kovulana kadar yani orada kaldım. Peki şehir tiyatrosundan kovulma hikayeni biliyorum. Savaş ya. Hangi biri? Çok kaç kere kovuldun hocam sen? Adetini bilmiyorum. Ama majör kovulmaları var. Elif bana diyor ki sahnede, sen bunları öğrencilerine anlatıyor musun kovulmalı? Anlatıyorum. Niye? Çünkü bu bir ders. Biz yaptık, kovulduk, siz yapmayın, kovulmayın diye anlatıyorum. Biz yapmadık ben. Allah'tan. Allah'a çok şükür. Neyse onu sonra konuşuruz. Eyvallah hocam, teşekkür ediyorum. O zaman tabii gittiğin tiyatro aslında bir okuldu. Şehir tiyatrosu okuldu tabii. Ayrıca konservatuara gidiyordum ben. Konservatuarda da Max Meinecke, Melih Cevdet Anday, Yıldız Kenter. Hoca kadrosunu saydığın zaman böyle hepsi şimdi yaşıyor olsalardı. Allah rahmet eylesin, emekleri var. Ama sonraki tiyatrolar yani Münir Özkul, Muammer Karaca, Ulvi Uraz, İstanbul Tiyatrosu, Gülür Surur Engi. Onlar benim asıl okullarım oldular. Peki şeyde konservatuarda hocalarınla ilişkin nasıldı hocam? Yani çok iyiydi. Biz çok rahatız ya okulda. Çok aynen. Siz de rahat mıydınız? Çok öyle? Daha hatta labaliydik yani. Ben yapmazdım ben. Korkardım biraz. Çünkü ben konservatuar yıllarımda bu Max Meinecke beni çok sevmişti. O bana Molière'in Monsieur de Pursognac oyununda Pursognac oynattı. Sonra Kleist Kırık Testi'de
adam başrol onları oynattı filan. Ben 3 yıl boyunca konservatuvarda hep iyi roller oynadım. Çok sonra şehir tiyatrosunda ilk Vasfi Rıza Zobo şansı bana tanıdı. Gazanfer abi tiyatro kurdu, ayrıldı. Onun rolünü oynattı bana. Öyle gitti. Sonra işte ayrılınca tiyatrodan Münir Özkul'a girdim. Orada Muammer Karaca'ya girdim. Sonra askere gittim, geldim. Halk oyuncularını kurduk. Çok güzel bir ekiptik yani, inanılmaz. İstanbul Tiyatrosu. Kendi tiyatromu Oğuz Aral'la ortak kurdum. 66, 68 mi? Öyle o yıllar neyse. Öyle gitti. Bak bugünler 50 yaşına geldik. Maşallah. Peki hiç annen baban ilk hangi oyunu seyretti hocam sen? Benim Küçük Çiftçiler diye 10 yaşında oynadığım ilk oyunu seyrettiler. Dramdı bu. Kız kardeşim verem olmuş. O zaman o hastalık biliniyor. Doktor demiş ki aileme sonbaharda yapraklar yere düştüğünde bana kız kardeşin de toprağa düşecek diyor. Benim de elimde iğne iplik. Düşen yaprakları dallarına dikiyorum ki kız kardeşim ölmesin diye. O Henry'den esinlenmiş Faruk Nafiz Çamlı. O kadar esinlenmiş ki. Yani aynı. Baktım herkes ağlıyor abi. En önde annem, ablam, al komşumuz Hayriye Hanım teyze. Ağlamayan yok. Öğretmeni böyle ellerine. Ben de ağlamaya başladım. Sonra dedim ki ulan milletin anası ağlıyor zaten. 10 yaşındayım. Komedi daha güzel geldi bana. Çünkü dram duygulara sesleniyor. Komedi akla ve zekaya sesleniyor. Anlatabiliyor muyum? Bir dramla ağlamak için ille de çok zeki olmaya gerek yok yani. Ama komedi zekayı çok icap ettiriyor yani. Peki profesyonel olarak ilk ne zaman seyretti? 1960'ta şehir tiyatrosunda. O. Ne hissettin hocam oyuna geldiğinde? Orada hiçbir şey hissetmedim. Beni tanıyamamışlar. Peruk var ve yüzümde makyaj var. Ben de kendimi tanıyamıyordum yani. Hangi oyun? Lafta Vega, Çılgın Dünya, 60. Ama 63'te Gazanfer abinin rolünü Paydos piyesinde oynayınca o zaman birden çok iyi eleştiriler çıktı filan. İşte Gazanfer'i aratmıyor filan falan ki Gazanfer abi büyük aktördü yani. Ondan sonra yavaş yavaş böyle transfer yaptık. Münir Özkul Tiyatrosu filan. Onlar güzel yıllar ya. Çok güzel. Peki yıllar. 10 yaşından daha sonra işte profesyonel olduğun yıllar günün sonunda 62 sene oldu. Sen mesleğine çok aşıksın hocam. Çok sevdim hemen. Yani bütün yaşamında mesleğin üstüne kurdun. O yüzden meslek üzerinden söylüyorum. Evet. Seni bu 62 yılın sonunda bugünlere getiren özelliğin ne? Yani sana ait özellik ne? Ben çok sevgiyle yapılan işlerin iyi bir hamurla yorulduğu inancını taşıyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Yani diyelim ki börek yapacaksın. İşte tuzu, azıcık biberi, içine yapacağın meyanesi filan, fırında ne kadar kalacağı filan. Hepsi iyi ayarlanırken içine sevgi koymazsan olmuyor. Bak burada hep bir kalabalık bir kadroyuz. İki kişi sohbet ediyoruz ama kamera arkası ne kadar değil mi? Dop dolu yani. Şimdi buraya bir tepsi baklava ısmarlasan sen. Yani onu demek istemiyorum. Yanlış anlama da. Ben yiyemiyorum zaten. Biliyorsun. Diyabetim var. Buna hadi çocuklar desek bir saniye sonra baklavadan bir tane kalmaz. Doğru mu? Doğru. Çünkü çok lezzetli bir şey ya. Sevgiyi paylaştıkça artıyor. Diğerlerini paylaştıkça eksiliyor. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlıyorum. Onun için sevgiyi çok iyi katmışım ben işi. Hala seviyorum. Yani bu mesleği bu kadar sevmesem şimdi şurada senle bu karlı havada bu sohbette seni de çok sevdiğimi ilave edersek sen de benim için bir baklavasın ya. Ay pardon. Baklava değil, baklava biter. Ama tatlı adam olduğunu teslim edin. Bu paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir. Bizim Kandemir abiyle sizin beraber şey yaptığınız Sevgi müzikalinde final sahnesinde Ayşen Gurudağ'ın repliğiydi. Ben de onun bir metre yanından bunu dinliyordum sahne üzerinde. Evet. Sayende Ayşen ablayla da sahneye çıkma şerefine nail oldum. O benim için bir apolet yani.
O repliği oraya onun için yazdım. Bu benim hayatımın sloganlarından biri olmuştu ama Ayşe'nin en büyük esprisi çok yaratıcı bir oyuncu olmasıydı. Sen hatırlarsın, ben ilk Yedi Kocalı önümüzü koyduğumda bu Maltepe'de. Ben oynamıyorum ama oyunun yönetmeniyim. Bu Hallaç var, Ercan Bostancıoğlu oynuyor. Ercan abi, Ateş, evet. Ayşen de onun karısı, ikisi Lüleburgazlı. O aralarda rahmetli olan bir milletvekilimiz var. Kameralar bunu yakaladı sabah 4:30'da. Tamam mı? Sayın vekilim, burada ne yapıyorsunuz dediler. Çiçekleri suluyorum dedi. Hatırlıyor musun? Bilenler gayet iyi bilir. Ha, çiçekleri suluyorum deyince, o gece ben oyunda yokum tabii. Arada bir denetlemeye geliyorum ama zaten 6 gün oynuyoruz. Pazartesiler hariç. Ondan sonra Ercan o geceki olayda haberlere çıkınca bu rahmetli milletvekilimiz, neredesin bir adam demiş Ayşen. Öyle repliği var. Ercan demiş ki çiçekleri suluyordum. Alkış almış. Büyük alkış. Alkış alınca tuluat ama çok güncel. Ayşen'in uykusu kaçmış. Ben bu herife niye cevap veremedim diye. Biliyorsun değil mi hikayeyi? Ertesi günü Ayşen düşünmüş, taşımış falan. O replik gelmiş sahnede. Neredesin bir adam? İyice Ercan demiş çiçekleri suluyordum. Sen önce demiş Ayşen evdeki çiçekleri sula. Ayrıca na sen çiçek sulayamazsın çünkü ortumun kısa. Abi iki alkış üst üste kıyamet kopmuş ya. Kıyamet. Bunlar çok yakınla ben Ayşen'le Muammer Karaca Tiyatrosu'nu da oynadım 63'te. Çok lambalara açık bir kızı hop diye böyle flaşı açar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Müthiş. Bu gece ne yapsam? Bu gece buraya ne laf bulsam? Yaratıcılığı çok fazla. Sevgi Müzikali'nde de öyleydi ya. Sürekli yaramaz çocuk gibi kulise şakalıyor. Ertesi gün bir şey bulur getirir filan. Evet. Peki bu sevgi işine olan sevgin. Benim için mi? Çok teşekkür ediyorum. Hocamın karşısında ter döktüğüm anlar. Yok, yok burası sıcak mı? İyi ama değil mi ısınız? Çok güzel. Değil. Evet. Sevgi bu işe yaklaşma biçimini hocam. Peki Müjdat Gezen'e ait bir yani özellik aslında soruyorum. Yani sana ait. Çalışkanım ben. Çalışıyorum çok. Bugün pazar. Evet. -1 diz boyu kar. İlker hoca böyle bir şey yapacağız dedi. Kalktım geldim bak. Yani çok teşekkür. Gerçi senin dışında hiçbir kuvvet kolay kolay beni getiremez sana. Sana zaafım var biliyorsun. Teşekkür ederim. Seni evladım teşekkür gibi seviyorum. Evliliğin Vali Bey oğludur. Yani Vali Mavi'nin küçük oğludur. Çünkü ilk daha büyüyor bu smokin, kravat, papyon. Böyle bir bu ne dedim vali gibi dolaşıyor ortalıkta. Bu kadar bir yerden bu kadar bir şeydi evet. İşte yani. Çok evden çıkarken de Müjdat dediye çok selam söyle dediler. Onlar başka bir şey. Allah bağışlasın. Mutlusun değil mi çocuklarınla? Çok. Sen hem de iyi kız çıktı. Çok şükür. Gittik istemeye verdiler bize. Evet. Verdiler. Ben kayınpedere sordum hatta emin misiniz? Buna kızınızı verecek misiniz diye. Onlar da seni sevmiş demek ki. Ben 9 yaşındayken babamı kaybettim. Tam böyle bir kız isteme merasimi başlayacağı zaman da hocamdan rica ettim. Zaten burada bedavaya okuttu etti, mesleğimizi eline verdi. Biz de musallat olduk. Elden gitmeyen sigara jelatini gibi hala bir şey istemeye devam ediyoruz. Dedik ki hocam kız isteyeceğiz, babalık yapar mısın? Tabii dedi. Gidiyoruz kız istemeye, arabadayız. Hoca önde oturuyor, ben arkada oturuyorum, heyecanlıyım. Hocam döndü bana dedi ki iyi misin İlker dedi. Vallahi iyiyim hocam dedim, sadece birazcık heyecanlıyım. Hani dedim sanki sahneye çıkacağız, hani dedim sanki perde açılıyor. Hoca dedi ki, aa İlker perde kapanıyor. Neyin açılması, kız istemeye oturduk. Babam da buradan kulakları çınlasın. Hoca dedi ki, beyefendi siz gerçekten kızınızı İlker'e vermeyi düşünüyor musunuz diye açılış yaptı hocam. Sağ olsun ya. Sonra verdiler kızı. Sağ olsun. Ama bak iki tane evlat verdi sana. Çok büyüyorlar, ne kadar hızlı büyüyorlar evet. Ya. Ha? Ferit sahne sanatlarına çok meraklı. Olacak. Birazcık bir şey var. Maalesef evet. Bakalım. Maalesef. Elif'ten biliyorum diyorsun. Evet ya. 50 yıl sonra geldi. Burada benimle oyun oynuyor ya.
50 yıl sonra. Peki kendi evladına sahne olmak nasıl bir duygu hocam? Göreceksin. İnşallah bakalım. Ha, tabii öyle görünüyor çünkü. Peki ben bizi izleyen birçok genç arkadaşım var. Onlara şeyi anlatmak istiyorum. Mesela sana engel olan özelliğin ne? Sevmediğin özelliğin ne? Eskiden çok aceleyi çok çabuk yapardım. Şimdi aceleyi yavaş yapmaya alıştırdım kendimi. Ben alıştırmadım. Vücudum alışmaya başladı. Çünkü istediğin kadar bu merdivenlere acele çıkmak iste, çıkamıyorsun. Bir oyun fikri var okulda. Hocam şöyle bir oyun oynasak nasıl olur diyoruz. Ertesi sabah hoca afişini yaptırmış, okula asmış oluyor. Bak gerçekten abartmıyorum. Ertesi sabah afiş okulda yani. Hayal ettiğin ama yapmadığın, yapamadığın. Hiçbir şey yok öyle. Aman şunu yapsaydım da. Ya yok. Keşke. Keşkelerim. Keşke mesela Bursa'daki okulu açmasaydım dediğim oldu. Çünkü ruhsat vermediler. Bursa'nın en modern binasına vermedi ruhsat. Çok gücüme gitmişti. Yangın merdiveni yok dediler. En iyi yangın merdiveni oradaydı, iki tane. 11 santim geniş dediler. Kısaltalım dedik, daralttık. Bir santim daralmış dediler filan. Anladım ki, aldım çantamı, şapkamı. Oraya sarf ettiğim bütün banka kredilerini, sattığım mülkleri filan bırakıp çıktım. Şimdi bu banka kredileri, sattığım mülkler derken ben bizim okulun açıldığı zamanı biliyorum. Orada az önce kameralar daha kayıtta değilken söylediğim bir şey. Her gün biz okul diyoruz, bizim okul diyoruz, okula gittik diyoruz. İçindeyken biraz sıradanlaşıyor ama 1991 senesine geri döndüğümde, yani bunu hayal ettiğimde bu olağanüstü bir durum haline geliyor. Sen bu okulu açmak için Leyla ablanın bileziklerine kadar gitti. Elinde Osman Hamdi tabloları vardı, onlar gitti. Borca girdin, harca girdin ve bila bedel eğitim vermek adına bu okulu açtın. Evet, en büyük hevesim buydu ama bunun en güzel yanıtını geçtiğimiz yıl aldık. Bu salgın hastalık, Allah bir daha dünyaya da vermesin yani. Şimdi uzaktan eğitim yapıldı yani, telefonlarla çekiyorlar, yolluyorlar filan. Vakıf okullarında ben iki tanesine de bölüm kurmuştum biliyorsun. Birini hatırlıyorum. Evet. Şimdi Nihan'a dedim ki, bizim Nihan Gezen okul müdürü, bir araştır, isim de verme, bakalım nedir bu sıkıntılı dönemde, bu salgında ne olmuş, ne bitmiş. Şimdi 80.000, 85.000, 90.000 gibi rakamlar bir defada. 4 yıl eğitim görürse 4 kere 8, 320.000 lira oyunculuk için eğitim görecek çocuk. Bizde bedava malum. O öğrencilerin bir kısmı, vakıf üniversitelerinin öğrencilerinin bir bölümü dilekçe vermişler. Bizden bu parayı bir daha almayın. Yani bizi sınıfta bırakırsanız bu parayı bir daha ödeyeceğiz. Bizi sınıfta bırakmayın diye araştırma yapmış. Ne ya? Bizim öğrenciler de bize dilekçe verdiler. Bizi sınıfta bırakın diye. Yeter kadar öğren. İşte MSM'nin farkı orada çıktı ortaya. ...91 senesinde açılıp 95'te ilk mezunlarını vermiş oluyor ve toplamda 27 sene. Peki 27 yıldır mezun veren bir okul, 27 yılın sonunda ben daha kalabalık olmamız gerektiğini hayal ederdim. Öğrenci? Günümüzde, zor günlerimizde, zor zamanlarımızda, başımıza gelen bir takım olumsuzluklarda, salonlarda, ödül gecelerinde, burada mezun olan arkadaşların televizyonda da gazetelerde verdiği röportajda kendi başarılı hayat hikayelerini anlatırken bizim daha fazla okul olarak olmamız gerektiğini bence kesin böyle olmalı. Ben buna çok gıcığım. Ben buna takığım. Senin bu konuda ne düşündüğünü? Ben şunu düşünüyorum. Ama yani. Bu son 20 yılda böyle davranabilmeleri bile mucize. Bakma, sen gibi, Şevket gibi, Günay gibi iki elin on parmağını geçmeyecek kadar dünyaya başka türlü bakan, MSM'ye de başka türlü. Ama bu çocuklar konuşurlarsa, başta TRT ve diğer kanallar olmak üzere İlker, iş bulamazlar sana söyleyeyim. Yani hiçbir yerde, ben onların hepsini hoşgörüyle karşılıyorum. Ama önümüzdeki yıl filan
Onlar da başlayacaklar, biz MSM mezunuyuz ya. MSM çıkışlıyız biz filan diye. Senin şikayetini ben anlıyorum. Ama mesela çok ilginç, aktör stüdyo mezunu çocuklar var mesela. Her yerde biz MSM'liyiz diyorlar. Evet. İlginç yani, ama çoğundan beklememekte de fayda görüyorum. Beklemek ayrı hocam ama yapılmadıktan sonra bundan etkilenmek ayrı. Netice itibariyle tabii ki zor günler var, politik olarak, siyasi olarak, dediğin gibi evet. O kanaldan, o yapımcıdan. Çok baskı var zaten. Ama sen de bu çocukları okuturken sen de az baskı görmedin ki. Gayet tabii canım. Sen sırf ücretsiz eğitim verdiğin için 2 yılla yargılandın. 2,5. Sana dendi ki sen nasıl ücretsiz eğitim verirsin dediler ve 2,5 yılla yargılandın. Evet, yakmaya kalktılar, siz geldiniz evet. Ya. Ben geldim. Okul kundaklandı. Kapıda gördüm seni, Şevket'i, Günay'ı, çocukları, işte bir iki arkadaşınız daha kalabalık, ama bu karşıki park ana baba günüydü değil mi? Evet. Halk tarafından. Halkın sahiplenmesi çok güzeldi. Yani bu çocukların değişimi biraz mecburiyetten oluyor. Ben onlara hak veriyorum İlker. Şimdi hem onlara hak verip de hem sizin hakkınız ne olacak diye de düşündüğümde şöyle ayırt ediyorum onu da. Sizin bu tip şeylere ihtiyacınız kalmamıştı. Yani sizin öyle bir grup vardı ki o yıllardan kalan, fütursuz yani kimseye ödün vermeyen bir grup, öyle bu olmuştur hep. Yani tarih boyunca her yerde, her kurumda olmuştur. Onun için onları ben yargılamak yerine zamana bırakıp, işte yakında da seçimler falan var. Ondan sonra her şeyin değişeceğini, bunların yeniden yeni röportajlarında biz MSM'liyiz, zaten MSM'liyiz diyeceklerine inancım sonsuz. Ya işte ben de büyüyünce niçin Müjdat Gezen olmak istediğimi bak tekrar altını çizmiş oluyoruz hocam. Bir gün şurada içeride provadayız. Ben bir oyun koyuyorum sahneye, bizim şeyde mezuniyet oyunu. Ezber yapmamışlar efendime söyleyeyim, bir laubalilik filan. Ben de iş yaparken ne kadar disiplinli ve gıcık olduğumu hocam az çok biliyorsun. Sinirlendiğim, ağzımdan köpükler çıka çıka bu odaya geldim. Sen de burada uzanıyordun. Ben böyle tükürüyorum böyle, havlıyorum resmen. Nasıl olur ya? Ya bunlar kim? Bunları atalım okuldan. Bunlara elektrik yaktığımızda değmez. Yazık günah. Harcadıkları oksijen falan derken sen dedin ki niye kızıyorsun ki? Dedim hocam nasıl kızmam yani? Sonra bana dedin ki bak hayatım dedin. Sanatçı dediğin, aktör dediğin senede 30 tane olmaz. İyi oyuncu, iyi aktör, iyi insan, iyi sanatçı 5-10 yılda bir ancak ya belki, gelir belki ya gelmez. 30 yılda. Bir. 30 yılda. 100 kişiye anlatırsın, bir kişi anlar. Ben de bu okulu o bir kişi için açtım dedi. Ama epey bir kişi oldu. Peki hocam. Şimdi delilik diye tabir ediliyor böyle şeyler ama beni bağışlarsan bu delilik değil mi hocam ya? Ben delilik olmadığı konusunda seninle tamamen beraberim, fakat bu programı yapma amacım da yaşamdan umutsuzluğa düşmüş, gelecekten korkan, evet. Bizim okuldaki sevgili öğrencilerimizle, dışarıda üniversitelerdeki işte söyleşiye gittiğim öğrencilerde de aynı şeyi görüyorum. Bu arkadaşların bunları duymasını istiyorum. Ben senin buradaki hocalarımın, okula ilk girdiğim günden beri ustalarımın, üstadlarımın bütün sözleri her karşılaştığım zorlukta kulağımda çınlıyor ve bana çok büyük bir motivasyon oluyor. Bildiğim şeyleri tekrar sana soruyorum. Kusura bakma, herkes duysun diye. Bu delilik değil mi bu? 100 kişiyi anlat. Bir kişi, o bir kişi. Evet, son kitabımdan bir eve, son kitabım Kendine Yalan Söyleme. Ondan bir önce çıkan kitabımın ismi şey, Normal Olacak Kadar Anormal Değilim. Yani normallik çok anormal bir şey. Hele bu meslekte normal bir aktör düşünsene, saate bakıyor. Hanım kahvaltıyı hazırla, ben tiyatroda provaya gideceğim diyor. Ondan sonra kahvaltısını ediyor. Tıraşını oluyor, provaya geliyor. Hadi sıran gel diyorlar. Hay hay efendim diyor. Çıkıyor. Ondan sonra imza atıyor oraya. Prova bitmiştir diye geliyor filan, böyle bir meslek alakası yok bunun. Mümkün değil. Ha? Mümkün onun değil. İçin normal insanların yapacağı bir iş değil bu yani.
bu deli demek istemiyorum ama deliliğe övgü diye de bir şey varsa eğer, insanlar hiç olmazsa böyle delirsinler yani, bu güzel bir şey ya. Sen anormal olduğuna ne zaman karar verdin hocam? Ben normal olmadığıma. Şöyle ki yani, not ortalaman 3,5'ken babam diyor ki bana, geç sınıfını, ben götüreceğim seni şehir tiyatrosuna diyor. En yüksek notla mezun oluyorum. Ya şimdi bu normal bir şey değil işte. Anlatarım. Yani burada herkes aslında yaşam boyu yapmak istediği mesleği keşfetmesi gerekiyor. Evet, ben ailelerin, ben iki diplomalı aktörleri seviyorum. Mesela buraya kimya fakültesi son sınıftan Marmara Üniversitesi'nden bir çocuk geldi, girdi sınava, kazandı da. O dedi, kimyayı bıraktım inan. Dur dedim, sen yani ben burada dedi son sınıftayım dedi. Bize yakın ya karşısı. Bıraktım dedi. Yok ben seni almadım dedim. Kazandım, ilan edildi dedi. İlanın geçerli dedim. Git bitir gel. İki diplomalı ol dedim. Gitti bitirdi geldi. Hem Marmara Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunu hem de MSM mezunu. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anladım. Yani çünkü ben galiba o zamanlar biraz ileriyi görmüşüm ki bu mesleği aşağı çekecek sistem, tiyatroyu aşağı çekecek ve o insanlar ne yapacaklar diye. Baksana haftada iki gün oynuyoruz. Neyse Allah'tan bu oyun turne yapıyor çokça. Turneler de biraz yoruyor gerçi ama eskiden İlker, ben haftada 17 oyun oynadığımı biliyorum. 17 oyun. Sinema makinesi gibiydik ya. 3, 6, 9. Evet. İnanılır bir şey değildi ya. Şimdi ayda 17 oyun oynayan kumpanya başarılı bir kumpanya. Ayda nerede 17 oyun? Şehir tiyatrosu falan belki bir oyun. Aynı oyunu değildir. Tabii. Kaldı ki dolaştırıyordur sahneleri falan. Burada öngörüyle ilgili 1991'de açılmış bir okulda, bizim okulumuzda, okula alım sınav aşamalarından bir tanesi de psikolojik test olduğunu hatırlatırım. Tülin Kimse Arman. Bilmiyordu. Evet, Türkiye'de de ilk. Bizden sonra 3-4 üniversite uyguladı bunu. Evet. Evet ama bizim Tülin'in hakkını da yiyemeyim orada yani. Müthişti yani. Şöyle, biz tabii öğrenciyken daha böyle bir alevli ve heyecanlı oluyoruz. Bir gün hocaya geldik, dedik ki ya okul çok erken kapanıyor. Yani dönem olarak. Bizim 1 Mayıs'ta parti veriyoruz, bitiyor. Gene 1 Mayıs. Ya diyoruz ki hocam niye bu kadar erken kapanıyor? Sen dedin ki ya havalar güzelleşince okul sıkıcı bir şey oluyor dedin. Ya mükemmel bir şey. Bu gerçekten böyle. Ve 4 yıllık 3 yıla düştük. Ben burada da tutulmuştum. Ben kendimi çok şeye uğruyorum yani. Önce düşünüyorum ya nasıl olur ya 1 Mayıs'ta kapanır mı okul diyorum. Sonra gerekçesiyle beraber ikna oluyorum. 4 yıl 3 yıla düşüyor. Nasıl ya biz 4 yıl falan böbürleniyorum. Sonra la çok haklısın. Artık herkes her şeyi çok kısa sürede anlıyor zaten. Evet zaten 3 yıllık konservatuvarlar. Eskiden 3 yıldı. 4 yıl olma sebebi Kenan Evren'le birlikte üniversitelere bağlanınca oldu. Konservatuvarlar 3 yıldı. 3 yılda oyunculuk öğrenilir ama oyunculuğun zaten asıl öğrenme devresi ondan sonra başlar. Burada teknikti, deneyimlerdi, anlatabiliyor muyum? Sesini, vücudunu, kendini nasıl kullanabiliyorsun alırsın. Altyapı gene ama sizin zamanınız burada 4 yıllık zaman çok sıkıydı İlker. Sıkıydı. Gene öyle. Çocukları gene canını sıktığımız oluyor açıkçası. Hocam zaman yetmiyor. Zaman yetmiyor. Sabah giriyorlar 8'de. Gece 7'ye çeyrek kala çıkıyorlar. Evet. Bizim bu sistem başka yere benzemiyor ama 3 yıllık eğitimde de 1 Mayıs geldi. Şimdi Nisan aylarının sonu böyle çocukları sokakta görürsün neredeyse. Hocaların bir kısmı karşıki parkta ders yapıyor evet. Mesela. Çünkü insan burnuna bahar kaçıyor. Eyvallah. Ne kadar güzel bir şey. Çünkü ben konservatuara öğrenciyken gidip gelirken bahar geldiği zaman gitmemeyi çok isterdim. Bugün ne olsa da gitmesem konservatuara ya aşık olduğum okula yani öğrenciyken. Anlatabiliyor muyum? Zaten Mayıs'ta da tiyatrolar ufak ufak toparlanır ve turneye çıkmaya başlardı. Evet. Hele
1 Haziran itibariyle kapanırdı sezon zaten. Bir ıhlamur geldi hocam. Bir ıhlamur içelim, devam edeceğiz. Tamam. Hay Allah'ım, ya Rabbim, doyamıyorum konuşmaya. MSM yapan şeyler, MSM'yi bir üniversite yapmaya yetmiyor aslında. Çünkü ben şu anda resmi olarak hani çocukların okullarıyla ilgili, yurt dışı ile ilgili, pasaportla ilgili evrak doldurduğumda lise mezunu olarak işaretliyorum. Tabii tabii. Çünkü biz üniversite mezunu değiliz. Evet. Bunu bir eksiklik ya da bir handikap olarak görüyor musun hocam? Yok. Ben aslında konservatuarı da ille şart olarak görmüyorum. O zaman insana sorarlar, Adile Naşit hangi konservatuardan, Münir Özkul hangi konservatuardan, İsmail Dümbül, ama ben eğitimi şart görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Münir Özkul'un eğitimine, Münir Özkul Bakırköy Halk Evi'nden, hocası Sadık Şendil, düşünebiliyor musun? Adile Naşit kuliste doğmuş, babası Komik Naşit Bey. Bundan daha büyük iki tane okul olabilir mi ya? Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ha, burası ne için iyi? Bak, aslında konservatuar sözcüğü muhafaza etmekten kaynaklanıyor. Konservatif biraz konserve muhafaza. Gibi. Aynen öyle. Tam da konservatif ne demek? Muhafazakar. Yani muhafaza etmek, saklamak, korumak manasında. İyi, doğru. Bize güzel şeyler öğretiyorlar. Güzel şeyler yapılıyor. Doğru, bu işin eğitimi budur deniliyor. Ama ondan sonrası, benim asıl konservatuarlarım Münir Özkul var, Muammer Karaca'lar, Ulvi Uraz'lar, Toto Karaca, Celal Sururi. Ya bunlar az buz konservatuarlar değil yani. Maxim Gorki'nin bir kitabı vardır, Benim Üniversitelerim diye. Onlar hiç üniversite değildir ama ne üniversiteler, Allah Allah. Yani. Tabii bizim için de öyle oldu. Okuldan mezun olup Savaş Hoca'yla, Savaş Dinçer'le Uçurtmanın Kuyruğunu çalıştık. Oyunun provası sanki yüksek lisans gibi. Sanki 2 yıl daha okul okumuşsun gibi. Hala oynuyorsunuz. Evet. Kaç yıl oldu? 14 sene oldu. Hala oynuyorsunuz. Evet. Savaşta seyrediyor. Öyle. Ya çocukluğunu yaşadın mı diye soruyorum, susuyorsun. Ama korkma. Yaşlanmış ama çocukluğunu hiç yaşayamamış bir insan. Kaç yaşına gelirse gelsin, çocukluk etme hakkı saklıdır. Böyle. Hocam, canım hocam, sen küfür eden bir insan değilsin. Çok sevmem yani ama... Ağzından çıkar aradı. Çok nadir. Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Okulda etmem. Hayır, okulda yok. Etmez. Ama mahalle kültüründen geldik. Yani küfür etmeye kalksam ben hepsini sollarım yani, politikacılar. Karagümrük'te de olup büyüdük. Bakma küfürü... Biliyoruz da etmiyoruz. Eyvallah. Onlar biliyorlar, ediyorlar. Farkımız bu. Ya, yani Ertem İlmez çok küfür ederdi. İlk tanıdığımda Ertem İlmez'i, ay dedim, bu kim ya? Bu kadar küfür nasıl aynı anda? Bir gün sohbet ediyoruz. Ertem abi çok küfür et. Ben hayatımda küfür etmem dedi. Sen hiç dedi benim ağzımdan birini, hırsız, ahlaksız, namussuz dediğimi duydun mu dedi. Yok. Küfür bunlardır dedi. Öyle kaldım abi. Evet. Vay. Küfür, küfretmek kötü bir söz söylemektir. Kötü söz de bunlardır gerçekten. Rüşvetçi, adaletsiz, hırsız, namussuz, ahlaksız, küfür budur. Yoksa eşek, babası, oğlu da eşek. Bunu söylesen ne olur, söylemesen ne olur. Ha? Peki hocam, sana çok dava açılıyor. Açıyor, evet. İmza atmak zorunda kalıyorsun, işte davalık oluyorsun. Gidiyorsun, yargılanıyorsun. Gidiyorsun, yargılanıyorsun. Yurt dışına çıkman yasaklanıyor filan. Evet. Peki yani mahkeme çok korkutucu bir şey ya. Eve dönünce ne hissediyorsun? Yani gece yatarken, ya buna nasıl baş ediyorsun? Oradan eve dönüyorsun, evdeki yatakta yatıyorsun. Tamam mı? Bir de özgürlüğünü sınırlayan parmaklıklar yok yani. Kimseyle böyle konuşmak zorunda değilsin. O, ben özgürlüğüne çok düşkün bir adamım. Beni ancak özgürlüğümün
sınırlandırılması rahatsız eder orada. Yoksa hayat devam ediyor. Ne olacak? Bakıyorsun dışarıdakilere. İşte onlar da hayatını yaşıyor. Sen de içeride öyle bir hayatı yaşıyorsun. Ben hiçbir zaman niye cezaevinde yattım demedim. Hem bu savaşla yattığımız çizgilerle Nazım Hikmet davasında, hem ondan evvel Selimiye'de kısa süre yattığımda, sık yönetime tavır koymaktan yattığımda ve iyi ki yatmışım dedim. Oradan edindiklerim, orada tanıdığım insan yumağı, orada tanıdığım profiller, ulan hayat benim zannettiğim gibi değilmiş yani. Başka şeyler de var. Mesela bir tane deli olduğunu iddia eden biri var ama bizde revirde kalıyor. Deli mi değil mi diye bakıyor doktor kontrolünde. Çünkü iki tane ördek vurdum dediği ördek değil. Kanlısı. Diyor ki hakim, numara mı yapıyor yoksa hakikaten tırlamış mı diye cezaevinin revirine koyuyorlar onu. Orada doktor testler yapıyor buna, müşahede ediyor. Şaban Ağa diye biri vardı. Ördek vurdum öyle. Bu hapishaneye iki almışım filan. Onunmuş hapishane mesela. Bir gün savaşta oturuyoruz. Koğuş ağası bir binbaşı var, emekli. O da yatıyor bizle. Ondan sonra böyle U biçiminde bizim kaldığımız yer. Şaban Ağa'dan gece saat 12'de bir sohbet ediyoruz. Bir gazel duyduk. Kaleloy, para baba yeray, aman 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 falan. Koğuş ağası dedi ki, Şaban Ağa yavaş biraz dedi. Bir dakika ki, hey aman oy hey diye gene Şaban Ağa. Şaban Ağa herkes uyuyor, yavaş dedi. Biraz arası geçti, arada var 20 metre bir mesafe. Oy 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 bana bak. Şaban Ağa içinden oku dedi. Sohbete daldık falan. 10-15 dakika geçti. Şaban Ağa'dan bir ses. Böyle iyi mi? Okumuş o. Hep okumuş ama şöyle herhalde bak. Öyle okumuş o ya. Şaban Ağa kendini cezaevinin sahibi zannediyordu. Peki hocam sen ne söylersen söyle, televizyonda işte röportajlarda linç yeme işin var. Yani hemen sana evet bir şey. Linç yiyenlere buradan bir şey söylemek istiyor musun? Yok canım ya. Ne söylendiği önemli ki, kimin söylediği önemli. Onlardan birini tanıdım ben. 3000 lira alıyormuş. Abi dedi ya, böyle versinler 4000 lira, ötü tırdı onlar için söyleyeyim dedi. Şimdi evet. Bu adama ben çıkıp da bir, yani kimin ne söylendiğinden daha önemli, o lafı kim söylüyor önemli. Mesela sen söylersen alınırım. Sevdiğim biri söylerse alınırım. Ama bunu söylesin diye maaş alan birinin söylediğini çok umursamam yani. Bizim bu okulda tabii ki en çok sohbetini yaptığımız ya da konuştuğumuz ve hayranı olduğumuz, sadece bizim değil, bütün ülkenin ulu önderimiz var. Mustafa Kemal Atatürk. Var. Bir oyun da yapmıştın. Onu 5 oyun yazdım aslında. Özellikle bir tanesi için söylüyorum. 11 Kasım'da itibaren sen Atatürk olsaydın ilk ne yapardın? Onu yapmaya çalıştıklarını yapardım. Ömrü vefa etmedi. Yoksa... Şimdi düşün Atatürk'ü, bu şimdiki zırtapozların bu lafları o zaman söyleyebildiklerini düşün. Mesela diyoruz tabii yani. Tabii. Hani en yüksek, en tepesinden en aşağı kademesi, gerçi hepsi aşağı, o ayrı dava ama yani söylediklerini veya söyleyebilme cesaretinde olabileceklerini düşün. Bunlar dillerini kulaklarına sokup, haklısınız paşam, affedersiniz paşam diye kaçarlardı. Çünkü Mustafa Kemal sadece büyük bir asker, büyük bir kumandan değildi. Büyük bir devrimciydi. Şimdi düşünebiliyor musun? Şöyle bir mukayese edelim İlker. Yani Anıtkabir'in müzesine gir, okuduğu Fransızca, Almanca kitapları
kütüphanede görüyorsun yanlarına çıkma yapmış el yazısıyla falan. Adam gidiyor diyor ki Fransızcam iyi değil. İsviçre'de bir madam buluyorlar. Nedir diyor şikayetiniz? Mon general, paşam nedir şikayetiniz diyor kadın. Diyor ki Honoré de Balzac okurken biraz diyor şey orada varmış falan. İtiyor kadın böyle. Şuna bir bakın diyor. Mustafa Kemal başlıyor okumaya. Hap kitabı eline alıyor. Mon general, sizin Fransızcanız benden iyi diyor. Benim size öğretecek bir şeyim yok diyor. Kesmiyor ama onu kesmiyor. Evet. Gidiyor matematik dersinde hesap hendese deniyor o zaman. Bir yığın tabirler olmadı diyor. Oturup geometri kitabı yazıyor. Evet. Yani şimdi gene kitap yazan büyüklerimiz var. Gördüm mesela yeni çıkmış yeni kitabı çıkmış. Ya şeyin. Eski bak Maliye Bakanımız. Maliye'nin durumunun şu anda ne olduğunu bilmiyorum ama yani şey diyorlar el hareketiyle yapılan doğru bir şey değil yani. Maliye'nin tabii Maliye'nin, burası çok önemli diye. Burası çok önemli diye burasını da Anadolu haritasının içine burasını kadar evet. Ya zeka başka bir şey ya. Zeka ile kurnazlığın arasındaki o ince çizgiyi bu millet yemiyor. Yemiyor. Yemiyor ya. Çok ilginç ya. Peki hocam. Allah ömür versin. Senin herkese işte şaka olan, herkesin şakasını yaptığı bu simetri meselesi vardı. Artık çok azaldı. Çok yok. Geldiğimde bir iki yeri düzelttim çocuklara fark ettirmeden ama. Mesela onu yamukta aldım, buraya koydum. Geldim burada bak bu tarafa eğer bir dikkat edersen İlker'cim. Kolonya şişem, su şişem, bu el spreyi, yanındaki bardak ve son derece muntazamdır onu söyleyeyim. Peki bu... Ama çok öyle eskiden eskiden mesela bir saattir bakıyorum mikrofon yamuk mu filan diye ama eskiden uzanırdım. Evet. Ya sokakta geçerken koyu renkli elbiseli adamın burasına. Ne dedi adam? Tamam. Sana ne ulan sana ne adamın burasında beyaz şey var kepek herhalde. Sokakta karşılıklı geçiyor. Tak tak. En güldüğüm okulun açılış fotoğrafı zamanın Kültür Bakanı değil mi? Fikri Sağlam mı kesti? Kültür Bakanı'nın eli kurdelede, Müjdat Hoca'nın eli Fikri Bey'in kravatında. Abi yamuktu kravat. Koskoca bakan. Bir de çok sevdiğim bir çocuk, çocukluğunu bildiğim birisi, evet Kültür Bakanlığı konuşma yapıyor o sırada, ben de kravatını düzeltiyorum. Evet ama yani şimdi kalmadı. Kalmadı. Evet ama biraz evvel bu kalem böyleydi. Gördüm onu. Ben onu şöyle aynı hizaya, çok yok ama eski şeyliğim yok yani. Peki okulun açılışındaki fotoğrafta saçlar biraz daha siyahtı. Epey siyahtı ya. Ha. Peki. Boyuyorum ben İlker. Aslı gene siyah yani. Biliyorum. Siyah. Ben çok iyi biliyorum da. Peki doğal akışında mı yoksa beyazlamasına sebebiyet veren bir şeyler oldu mu oluyor mu? Olmuştur ya hayat. Yani hayat da olmuştur. Genler de olmuş olabilir. Bu okulu açıp da taksitleri ödemeye zorlandığım yıl şuraların beyazlandığını gördüm. Gördüm yani. İlk açıldığı gün ne hissettin hocam? Eve döndün. Annem ağladı aşağıda. Rahmetli. Niye ağlıyorsun dedim. Bugünleri de gördüm ya ölsem gam yemem dedi. Bir süre sonra da öldü zaten. Allah rahmet eylesin. Çok tatlı bir kadındı. Çok ama. Ay o kadar iyi insandı ki. Sevgi dolu. Babam da öyleydi canım. Yani. Zaten sohbetin ilk başında ilk sorduğum sorunun cevabı buydu zaten. Evet. Ailedeki sevgi. Yani. Sevgi. Ben yüksek sesle tartışıldığına tanık olmadım. Babam da çok sevilirdi. Bak şimdi babam Denizcilik Bankası Baş Hukuk Müşavirliği'nde çalışıyor. Öğleden sonra İstanbul Radyosu'nda hocalık yapıyor. Gece de Müzeyyen Senar'a filan sazıyla eşlik ediyor. Darbuka çalıyor filan. Müzeyyen abla yıllar sonra anlattı bana. Comeback derler ya böyle yeniden döner sahneye. Müzeyyen abla az solist. Ben de o programın babamla yıllarca çalışmış. 40 sene Müzeyyen abla. O programın şeyiyim ben, komedyeni.
Yani stand-up komedi deniyor ya, yok. Ben de one man show diye evet. Ben çıkıyorum. Yarım saat güldürüyorum insanları, komiklik yapıyorum. Müzeyyen ablaya sahneyi teslim ediyorum. Tamam mı? Müzeyyen abla bir gün bana dedi ki, gel bak sana ne göstereceğim dedi. Böyle şurasını sıvadı, iğne yapılan yer vardır ya kaba etin üstünde. Abi bu kadar bir çukur. Bu ne dedim, babanın hatırası dedi. Ne demek istiyorum? Abla sen ne diyorsun ya dedim. Yani biri ya dalgınlıkla düşse ayağa takılır ha böyle. Yok, o kadar çukur. Nasıl dedim yani babam? Bunun abi 25-26 yılları Turkuaz Gazinosu'nda çalışıyor. Cumartesi günü sesi kısılıyor. Pazar günü çantasında iğnesi, ilaçları, Bestirin, Sevit karışık filan böyle. Sesi açacak yani. Abi matineden çıkıyor. Matine suare arası ses gene gidiyor. Nöbetçi eczane yok. İstanbul'un nüfusu şu kadar. Kaç? 890 bin, 900 bin filan neyse. Bulamıyorlar. Babam diyor ki, Müzeyyen ben yaparım diyor. Babama bak. Babam memur. İstanbul Radyosu. Müzeyyen ablaya refakat ediyor. Sazları. Nasıl ya? Abi, Müzeyyen abla da peki diyor. Sıvıyor. Babam iğneyi batırıyor. O çukur, o çukur abi. Dediğim gibi Müzeyyen abla, sen böyle bunu ikide bir açıp herkese göster. Yok yok, ben meraklısına gösteriyorum sadece. Tamam mı? Abi böyle bir şey olur mu? Böyle bir çukur yani. Kalmış hatıra, babanın hatırası dedi rahme. Ben o aileyle hiç, Müzeyyen Senar da Atatürk'e şarkılar okumuş evet. Kadın yani. Öyle büyüdük biz. Alaturka muhabbet, şudur budur. Bu okulda Türk Sanat Müziği bölümü açma sebeplerinden biri babamın hatırasıdır yani. Ya. Peki hocam, ağlıyor musun? Gülerim, ağlarım, öksürürüm. Sabah tuvalete giderim. Her insanın yapması gereken refleksiz hareketleri yaparım. Yani ağlarım, duygulanırım. Yerli filmlerde çok ağlıyorum. Çok. Türkan öksürüyor mesela. Ah niye böyle oldu falan diye açıyorum Türkan'a. Kız ne güzel oynamış. Çok iyi oyuncudur biliyor musun? Herkes ıskalar falan ama Türkan çok iyi oyuncudur. Zaten onun Tekin Deniz yazmıştı galiba. Kitabi aktörlük kriterlerinin dışında bir şeydir Türkan Hanım. Başka bir şey. Moskova Film Festivali'ne gitti. Ödül aldı. Ta ayağa kalktılar. İtalya'da ödül verdiler. Yani Allah vergisi vardır ya öyle hani alaylı yetişme. Bizim yönetmenlerimiz de hangisi İDEK mezunu ya Hollywood'dan. Yani kendi kendilerini yetiştirmiş adamlar. Tabii sen... ağlıyor musun derken tabii ki ağlıyorsun, gülüyorsun. Hep de güldürüyorsun. Hocam sen bir şaka yapmak için hiç üşenmiyorsun. Üşenmem. Evet. Aklına bir şey gelsin, günün hangi saatte olursa olsun tak 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 arayıp arıyorsun. Üşenmem evet. Organize de ederim. Ama ben mesela onu senden yine öğrendiğim onlarca yüzlerce şeyden bir tanesi bu. Dedim ki bir arkadaşlarıma anlatıyordum. Dedim ki hoca böyle aramıştı onu ondan sonra beni aradı da bunu söyledi de öldük gülmekten. Üşenmiyor da dedim. Sonra dedim ki ya tek üşenilmeyecek şey bu. Çok, çok güzeller evet ya. Meral vardı rahmetli oldu yakında gömdük biliyorsun. Allah rahmet eylesin Meral Hanım. Her gün özel olarak uğraşırdım ya. Çünkü aşağı yukarı 78 senelik arkadaşımdı. Düşünebiliyor musun? En güzeli ne biliyor musun? Bu 78 diyorum ya, onlarla biz toplanıp yemek yiyoruz. Mahalleden bebeklik arkadaşlarım, beraber büyüdüğümüz yani. Ama Meral'le çok uğraşırdım. Mesela evladım, tiyatronun müdüresi yaptım onu. Ben bir senaryo yazdım. Meral benim odada oturuyordu. Durup dururken benim işte oyunu oynayan öğrenciler var. Atatürk oynuyoruz. Ne oldu çocuklar kulisteki o mesele dedi. Hocam... Sormayın dedi. Ferdi Mertel'le dedim Atilla'nın mesajı. Hocam dedi Ferdi Bey bardak fırlattı dedi Atilla abiye dedi. Meral dedi ki ne demiş o? Ne oldu dedi. Senin yüzünden Meral dedi. Böyle bir şey yok ha. Durup dururken. Ne oldu dedi. İki erkeği birbirine düşürdü. Hayır dedi. Ben dedi Yılmaz'dan sonra o defteri çoktan kapadı. Sen defteri kapadın ama dedim. İki tane orada adam. Onlar da 75 yaşında ha. Düşünebiliyor Meral musun? Meral anne de 70 küsür 70 o zaman. 70 küsür, 75. Ya en az 75 yani. Ondan sonra
Yani bu doğru değil dedim. Ertesi gün oldu, ben bunu devam ettirmek istiyorum. Bunun hoşuna gitti. İki adam bunun için kavga ediyorlar ama şimdi hayır istemiyorum böyle şey diyor. Dün dedim gelmedim. Bugün izin günün evet. Ferdi Merter dedim ekmek kadayıfıyla gelmiş dedim buraya. Sana dedi ben ekmek kadayıfıyla istemedim dedi. Ya gönlünden kopmuş. Yalnız dedim kaymak koydurmayı unutmuş. Bana dedi ki dedi. Meral'e borcum var. Ay, çok fena oldum ya. Çaktırma. Ay, istemiyorum. Ne ekmek kadayıfını, ne kaymağını istemiyorum. O istiyor. O istiyor dedim. Ay. Biz Diyarbakır'a falan buradan işte MSM oyuncuları turneye giderken trende canım benim harcırahla hepimize birer sandviç hazırlardı. Turne komiserliği yapardı. Canım benim ya. Çok çok anneliğini gördük canım benim ya. Beraber bir yaşından itibaren ya. Peki hocam toparlayayım seni çok daha fazla yormak istemiyorum. Seninle 33 gün sohbet etsem doymayız vallahi yapalım. Yani. Yarım kalan bir şeyin var mı? Yok çok şükür ya İlker. Yani varsa da hatırlamıyorum artık. Peki yine olsa yaparım dediğin bir hata. Bir gün şeye gidiyor. Umur Bugay rahmetli benden tekne istedi. Öğrendi. Yazlıkçılar diye dizi çekiyor. Evet hatırlıyorum. Tekne bulamıyorum dedi. Ben de Karamış Marina'dan kaptana yol ver dedim. Gittik abi bir fırtına. Uff delireceğiz. Çıkıyoruz. Çanakkale bir burun gösteriyoruz hop geri dönüyoruz filan. Neyse götürdük tekneyi. O yolda kaptan benimle sohbet açmak istedi. Kitap okuyor bizim kaptan. Fakat yarısına kadar, kitabı yarısına kadar okumak çok tehlikelidir. Yani bakarsın elime bu bir kitabı yarısına kadar okumuş dersin. Kitabın sonu nasıl gelişiyor onu bilmiyorsan felakettir. Şey diyalektikte de öyledir. Ya tamamını ya hiç. Ya da işte okumuş. Yarısına kadar çok tehlikeli. Ondan sonra dedi ki hiç hata yaptınız mı dedi bana. Sohbet ediyoruz. Gemim öyle tak iniyor, çıkıyor tekne. Dedim ki çok. O da benden bekliyor ki yapmadım. Ya, nasıl çok dedi. Çok hata yapmışımdır dedim yani. Ben hiç hata yapmadım dedi. Sen hiç hata yapmamışsan hayatında hiçbir şey yapmamışsın demektir dedim. Çünkü hiç hata yapmamak için hiçbir şey yapmamış olmak gerekir dedim. Mesela daha evvel ne balıkçıydım dedi. Hiç dedim eline balık olta iğnesi battı mı? Batmaz olur mu? Ne büyük hata dedim ya. Bir balıkçı iğne mi batırır eline dedim. Tabii. Ama dedi kazara işte onu söylüyorum ben de dedim. Yani hata tam da insan içindir. Yeter ki hata ilk yapıldığında hata değil ki dedim. Hata olduğunu bilsen zaten yapmazsın. Doğru. Dedim. Ama ikincide, üçüncüde yapıyorsan bu hata olmaktan çıkar artık. Alışkanlık haline gelir dedim. O tekne daha sonra o teknemi bilmiyorum ama tiyatroyu o kurmak tekne, için o tekne, o tekne sattım onu. Ha. Okulu açmak için satılan ne varsa ardından da yine işte bir varsa bir birikim ardından da tiyatroyu açmak için evler, daireler, tekne ve hatta şu anda oturduğun evde kredi için ipotek edildi. Aynen. Tapularını da ben taşıdım o satılan doğru. Evlerin. Aynen. Şeydeki şu şeydeki. Evet, aynen öyle oldu. Ama iyi ki yapmışım bu, ya. Bu parayla hocam. Olan ilişkiye geleceğim hocam. Çünkü evet. Günümüzde sevgili arkadaşların başarıdan anladığı şeyin para olduğunu görüyorum. Ya da parasızlığı başarısızlık olarak görmek üzerine. Belki bir yere kadar doğrudur bilmiyorum. Benjamin Franklin'den bir parantez açarsan orası düzelir bak. Çok sevdiğim bir heriftir. Diyor ki para her şeyi yapar diyen para için her şeyi yapar. İyi akşamlar. Peki, senin en korktuğun insan tipi kim hocam? Vallahi bu bizi yönetenlerden. Yani korku, o manada korku değil ama Allah bu ve buna benzer siyasetçi tiplerinden Allah dünyayı korusun. Yani var dünyada da var, çok var. Bundan evvel
Amerika Birleşik Devletleri'nin başında vardı. Adam girdiği bütün işleri batırmış, babası düzeltmiş. Amerika'yı yönetirken NATO'yu ve dünyayı yönetti ya. İşte Trump bu, mı? Trump. Trump kadar yani, duydun mu böyle? Yani korkunç yani. Buna benzer hala var işte, görüyorsun. Savaşa hayır mitingi için Ankara'ya gidecektik. Senden müsaade istedik. Dedik ki hocam biz gideceğiz oraya. Savaşa hayır diyeceğiz. Herkesin en doğal hakkı savaşa hayır demek. Sen dedik ki sen müsaade eder misin? Biz orada MSM olarak bulunabilir miyiz yoksa bireysel mi gidelim? Sen dedin ki bekleyin diye bize pankart yaptırdın. İşte savaşa hayır, işte barışa evet. Sonra bir röportajında şey demiştin, sana sormuşlardı. Bush hakkında ne düşünüyorsunuz? Oğul Bush için. Ha. Sen de dedin ki onun babası da Bush'tu. Sonra biz onu eylemde slogan haline getirmiştik. Onun adı Bush'tur, babası da Bush'tu diye. Evet maalesef. Allah'ım ya. Ve dünyayı yönetti bu adamlar. Ha, yani. Vallahi. Az buz değil. Elif. Evet. İncecikten bir kar yağar. Tozar Elif, Elif diye karacı olan. Oradan koymuştuk Elif'in ismini. Yani bu sohbeti çok uzun süre yayınlanacağını hatırlatarak El An bugünlerde bunu izleyen herkesi gerçekten baba kız oyununa ben şahsen davet ederim. Onları sahnede görmek, o ilişkiyi, o iletişimi görmek çok çok acayip bir deneyim. Çok hiç izlemediğim bir oyun. Yani hiçbir oyuna benzemeyen bir oyun olmuş. Öyle oldu ya. İyi oldu ama. Çok iyi oldu. İyi oldu. Güzel sonuç aldı. Son olarak Atatürk bile eşinden azar işitti. Evet. Sence azar işittin mi? İşitiyorum. Yani Leyla'nın zaman zaman beni azarladığına tanık oluyorum yani. Karımın. Eli ağır değil. Eli ağır değil çok yani. Ama zaman zaman ben hastalıktan şikayet ettiğim zaman fırça yediğim oluyor. Şimdi dedim İlker'e gidiyorum. İşte bakalım başım dönüyor falan. Hayır, hiçbir şeyin yok. Sen zaten bunu yapıyorsun. Bilmem ne falan. Baktım. Hoşça kal dedim ve çıktım. Ara ara fırça yediğimiz oluyor. Ama evet. Ablam da evin direği değil mi? Olmasa olmazlarımızdan işte yani. Yani Leyla olmasa ben ne burası olurdu açık söyleyeyim. Ne tiyatro olurdu. Leyla başka. Yaşamın çok önemli seçimlerinden bir tanesi de o zaman eş seçimi. Aslında hayat arkadaşı. En önemli bence. En. Hayata beraber adım atacağın ve yürüyeceğin kişiler önemli. Birincisi eşte. Sonra da dostlarında. Akrabalarını seçemezsin. Çok şükür benim akraba bakımından şansım çok açık. Hepsi iyi insanlar. Akrabalarını seçemezsin ama dostlarını seçebilirsin. Orada titiz davrandığın zaman sorun yoktur ve Çinliler de der ki yaşlılığında üç dostun kalmışsa bahtiyarsın. Peki hocam. Ya. Bizi izleyen, takip eden herkes için, herkes adına sana çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Şimdi senden bir mektup kalemi almanı rica edeceğim. Olur. Senin mektubun aslında bu okul. Evet. Hem mektup hem mektep dedik. Ben bu mektubu daha sonra senden sonra sevgili genç arkadaşlarıma okuyacağım. Evet. Ben birinci miyim? Evet. Aa, bu bir seri. Dediğim gibi genç arkadaşlarıma ilham vermek ve moral vermek açısından biz Babala TV'de böyle bir seriye başlayalım dedik ve seninle başlamak da benim için çok büyük güzel bir onur. Mektuptan önce son sorumu sormak istiyorum. Sor. Okulun geleceğiyle ilgili şüphen var mı? Yok. Halleder Leyla, Elif, İlker, Şevket, Günay. Var böyle daha bir kafamda 3-4 isim. Onlar hallederler burayı. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Müjdat Hoca hiç sesini yükseltmez. Ben 23 yıldır yanındayım ve hiç bağırdığını duymadım. Fakat sohbetin içerisinde anlıyoruz ki aslında onların evinde de sevgiyle büyümüş bir çocuk, anne ve babasından hiç yüksek ses işitmemiş bir çocuk kendi ailesinde gördüğünü, tekrardan burada kurduğu kendi büyük Müjdat Gezen Sanat Merkezi ailesinde de bir gelenek olarak devam ettiriyor.
ben hocanın bağırdığını hiç duymadım. Hiç. Size seslendiğim yer, benim hikayemin başladığı yer. Burası bizim sahnemiz. Adı Büyük Sahne. Gördüğünüz gibi aslında ne kadar mütevazi bir sahne. Benim hikayem burada başladı. Burada sınav verdim, burada kabul oldum. Meslek hayatım burada başladı. Bir araya gelmeyi bırak, görmeyi hayal dahi edemeyeceğim hocalarla bu derslikte, bu dersliklerde hoca-öğrenci ilişkisi yaşadım. Onlardan bir şey öğrendim. Onları kızdırdım, onları güldürdüm, onlarla zaman geçirdim. Hocanın söylediği bir şey var ya, hani 100 kişiyi anlatırsın, bir kişi anlar. Ben de bu okulu o bir kişi için açtım diyor. Ben kendisinin de sağ olsun övgüsüyle o kişilerden birisi olduğumu duyduğum için büyük gurur duyuyorum. Bu programı da aslında benzer bir niyetle hayata geçirmek için Ervas ailesi olarak buna çok heveslendik. Bundan sonraki serinin ilerleyen bölümlerinde benim çok hayranı olduğum, sevdiğim ama hiç tanışmadığım ustalarla da sohbeti size iletmeye çalışacağım. Onlarca şey konuşacağız, duyacaksınız ama arasından bir kelime çıkacak ve belki de bu kelime sizi motive edecek, mutlu edecek. Kimi zaman hatanızdan döndürebilir, kimi zaman yaptığınız doğru şeyi onaylayabilir. Binlerce kelime arasından belki de bir kelime sizin yüzünüzü güldürür, umudunuzu arttırır, gelecekle ilgili hayallerinizi besler, harlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Serinin ilerleyen bölümlerinde görüşürüz.